İçer gündemine hoş geldiniz efendim. Mersin'deki gelişmelerle birlikteyiz. Tabii Mersin'de bugün çok önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. İki gün boyunca sürecek forum, Akdeniz Ekonomi Forumu Mersin'de gerçekleştiriliyor değerli seyirciler. Şu anda tabii oturumlar, toplantılar devam ediyor. Yarın da devam edecek. Bu forum Türkiye açısından, Akdeniz bölgesi açısından, Çukurova açısından, Mersin açısından son derece önemli. Akdeniz Havzası hedef, ekonomi ve sanayide istikrarlı büyüme, ayrıca lojistik üssü Akdeniz Havzası, ayrıca sürdürülebilir inovatif tarım ve gıda gibi konular, bununla birlikte Endüstri 4.0 sanayi devrimi ve teknolojik gelişmeler ve daha birçok başlıkta oturumlar gerçekleştiriliyor. Tabii bakan düzeyinde katılımlar var. AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı katılıyor ve diğer konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Bakanları da bu foruma katılıyor. Yurt dışından katılımlar var. Ülkemizin ve tabii Akdeniz ülkeleri bölgesinin önemli sanayicileri, önemli iş adamları, ekonomistler de bu foruma katılıyorlar. Akdeniz bölgesinin önümüzdeki süreç içerisinde dünya ticaretinde edineceği yerin planlanması konusunda atılan adımların konuşulduğu bir toplantı oluyor. İki gün boyunca devam edecek oturumlar değerli seyirciler. Tabii İçer TV'de canlı yayında zaman zaman bağlanıyoruz. Bağlanmaya da devam edeceğiz. Gelişmeleri sizlere aktaracağız diyelim. Diğer gelişmelere geçelim efendim. Mersin'de hatırlayacaksınız dün Mersin iş dünyasını yasa boğan bir cinayet yaşandı. Mersin'in tanınmış iş adamlarından Mahmut Alaca uğradığı bir silahlı saldırıda ki o saldırganın oğlu olduğu belirlendi. Hayatını kaybetti ve oğlu tutuklandı. Mersin'de babası iş adamı Mahmut Alaca'yı öldüren EA adliyeye sevk edildi. Mersinli iş adamı Mahmut Alaca evinin bulunduğu site bahçesinde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Alaca olay yerinde hayatını kaybederken silahlı saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda cinayet zanlısı olarak iş adamının ilk eşinden olan oğlu EA'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden yaya olarak kaçan zanlının peşine düşen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri kişinin Pozcu semti Tulumba Durağı civarında olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeyi kıskaca alan ekipler kişiyi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan E. Alaca adliyeye sevk edildi. Kişinin babasını para için öldürdüğü iddia edildi. Cinayetle ilgili inceleme devam ediyor. Değerli seyirciler, çete operasyonları düzenlendi. Adana merkezli, aralarında Mersin'in de olduğu, Tarsus'un da olduğu, Muğla'nın da olduğu illerde, ilçelerde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Yalnız köpek var arkadaşlar, dikkat edin. Giremezsiniz.
başta Adana kent merkezi olmak üzere Mersin'in Tarsus ilçesi ve Muğla'da polis suç örgütlerine yönelik OVA adını verdiği operasyonda daha önceden takip ve inceleme sonucunda tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda biri kadın 22 kişi çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından gözaltına alındı. Kişiler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Akdeniz ilçesine bağlı Kulak ve Bahşiş mahallelerinde sabah vatandaşlar kalktıklarında gördüler ki araçlarının lastikleri patlatılmış. Tam 50 aracın lastiği patlatıldı. Kulak ve Bahşiş mahallelerinde kesici aletle kesilerek delinerek tam 50 araç. İşte polis çevredeki güvenlik kameralarından yola çıktı. Bu lastikleri patlatan kişileri yakaladı. Mersin'de iki kişi gece saatlerinde 50 aracın lastiğini kesti. Edinilen bilgiye göre olay 18 Şubat tarihinde Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahşiş ve Kulak mahallelerinde meydana geldi. Gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler 50 aracın lastiğini bıçakla kesti. Sabah kalktıklarında araçlarının lastiklerinin kesik olduğunu gören araç sahipleri Huzurkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldular. Bunun üzerine çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Huzurkent Polis Merkezi ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek izledi. Görgü tanıklarının beyanları ve güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine olayı gerçekleştirenlerin R.Y. ve M.Y. olduğunu belirlendi. Ekipler şahısları yakalamak için belirlenen adreslere operasyon yaptı. Düzenlenen operasyon sonucunda şahıslar yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şahıslar adliyeye sevk edildi. Yine efendim Mersin'de geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi ve bazı yerlere de baskınlar yapıldı. Baskınlarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. Mersin'de jandarma ve polis ekipleri 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'dan getirilen uyuşturucuların Mersin Merkez ve Erdemli ilçesinde piyasaya sürüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Erdemli, Toroslar ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 30 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda satışa hazır 54 fişek eroin, 1370 gram kubar esrar, 50 adet sentetik hap, 5 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet çeşitli silahlara ait fişekle uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü tutuklandı. ...71 yaşında Alzheimer hastası bir vatandaş kayboldu. Ailesi arıyor. "Ben Diyarbakır'a gidiyorum," dedi. Kırmızı renkli bisikletiyle evinden ayrıldı. Üzerinde ise mavi kot pantolon, yeşil bir ceket ve siyah renkte bir bere vardı. Bu bilgiler Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 71 yaşındaki Mehmet Bayram'a ait. İddiaya göre ilçeye bağlı olan Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Bayram'dan bir gündür haber alınamıyor. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yaşlı adamın bulunması için güvenlik güçleri de seferber edildi. Alzheimer hastası Mehmet Bayram'ı görenlerin 112 haber merkezine bilgi vermeleri isteniyor. Mersin'de bir lise var efendim. Akdeniz Borsa İstanbul Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. Adı uzun ve büyük ve yaptığı işte önemli. Sağlık sektöründe yardımcı personel yetiştiriyor. İşte bu okulun 16 öğretmeninin 8'i Avusturya'ya gitti. 8'i de Çek Cumhuriyeti'ne gitti ve orada yardımcı sağlık personeli konusunda hasta bakımı, yaşlı bakımı konusunda izlenimler edindiler. Edindikleri bilgileri ve izlenimleri de okulda öğrencilerine aktarıyorlar.
Mersin'de yardımcı sağlık personeli yetiştirme alanında eğitim veren Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus K101 projesi kapsamında 16 öğretmeninden 8'ini Avusturya Viyana, 8'ini de Çek Cumhuriyeti Praga göndererek eğitim verdikleri alanda Avrupa Birliği ülkelerindeki sistemi incelemelerini sağladı. Öğretmenler gözlemlerini ve edindikleri deneyimlerin eğitim sistemine katkısı hakkında bilgi verdi. Abdullah Bahadır, Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü. Erasmus K101 projesi kapsamında 16 ayı kapsayan sağlık turizmi projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Projemiz 16 öğretmenimizle birlikte 8 öğretmenimizin Avusturya Viyana, 8 diğer 8 kalan öğretmenimizin ise Çek Cumhuriyeti Praha yapmış olduğu hareketlilik gerçekleştirilmiştir. Projede emeği geçen bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. İsmim Raziye Eroğlu, Sağlık Turizmi Proje Koordinatörüyüm. Projenin yazılmasındaki asıl amacımız yeni bir eğitim sistemi olarak yeni değişimler olmuştu. Yardımcı sağlık personelinin Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde nasıl eğitim aldıklarını, nasıl yetiştirdiklerini gözlemlemek amacıyla proje yazılmıştı. Ve proje hareketliliği sonucunda bu iki ülkeye gittik. O ülkelerdeki yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesi, verilen hasta bakımı eğitimleri, uygulama alanlarının nasıl olduğunu incelemek amacıyla gidildi ve gayet sağlıklı bir hareketlilik geçirdiğini düşünüyoruz. Songül Arslan ben, Sağlık Turizmi Hareketliği Projesi'nin Viyana ekibinde görev almıştım. Ben ve 7 arkadaşım 23 gün süren çok keyifli bir öğrenme ve dinlenme süreci yaşadık diyebilirim. İslamik Fahşule adı verilen kurumla proje ortağımızdı. Önce o kurumu ziyaretimiz oldu. Ardından hemşirelik okuluna ziyaretimiz oldu. Dolayısıyla bizim burada gerçekleştirdiğimiz eğitimi Viyana'da nasıl gerçekleştiğiyle ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Ardından yine sağlık turizmi projesi kapsamında yaşlı bakım evlerine bir hastaneye ziyaretimiz gerçekleşti. Zaten projenin amacında da açıklandığı üzere sağlık sistemindeki değişimler orada nasıl uygulanıyor, burada neler yapılıyor, bunun bir karşılaştırmasıydı. Kazanımlarımızı çok doyurucu bulduğumu söyleyebilirim. Ben Nermin Toksoy, sağlık hizmetleri öğretmeniyim. Projemizin okula kazanımları konusunda bilgi vermek istiyorum. Projeden sonra okula döndüğümüzde orada sağlık hizmetleri alanında personel yetiştiren okullardaki teknik oda donanımlarını okulumuzda yaygınlaştırmaya çalıştık. Teknik odalardaki yatak sayımızı arttırdık. Psikoloji ve etkili iletişim amacıyla U sisteminde sınıflar oluşturduk. Öğrenci sayılarımızı sınıfları bölerek 12-15 kişiye düşürdük. Ayrıca orada sınıflarda uygulanan öğrenciler için fazla enerjinin boşaltılması, atılması anlamında boks yastıkçıkları vardı her sınıfta. Biz okulumuzda boks torbası koyarak öğrencilerin gereksiz enerjilerini boşaltmalarını sağladık. Aynı zamanda öğrencilerin okulu isteyerek, severek gelmeleri anlamında sportif faaliyetlerinin artırılması anlamında turnuvalar düzenlenmesi ve hareketli yaşamı desteklemek anlamında da etkinliklerimiz ve aktivitelerimiz de yapılmaktadır. Yerel gazetelerimize de bakalım ve Yeni Güney ile başlayalım. Yeni Güney gazetesi Rus Büyükelçiden Vali Su'ya ziyaret diyor. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Alexey Erkov beraberindeki heyetle Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti diyor ve gazete bu ziyaretin ayrıntılarına yer veriyor. Yeni Güney'den Hakimiyet'e geldiğimizde Hakimiyet gazetesi Akdeniz'in ekonomisi masaya yatırılıyor diyor. Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan Akdeniz Ekonomi Forumu'na değiniyor. Mersin'de 7-8 Mart tarihlerinde Akdeniz Ekonomi Forumu gerçekleştirilecek. Geniş katılımın beklendiği forumda bürokratlar, ekonomistler, yerel yöneticiler, sanayiciler ve ihracatçılar Akdeniz ekonomisini masaya yatıracaklar diyor Hakimiyet gazetesi.
Ve Çukurova ise boşanıyoruz başlığını atıyor. Evlenen çift sayısında gerilemenin olduğu Mersin'de boşanmalarda patlama yaşandı. 2016 yılında 3518 çiftin boşandığı Mersin'de 2017 yılında bu rakam 3715'e yükseldi. Bu arada boşanmaların %40'a yakınının evliliğin ilk 5 yılında gerçekleştiği de ortaya çıkarken, bir yıl dolmadan 165 çift, bir yıl içerisinde de 388 çift boşandı Mersin'de diyor ve hakikaten önemli bir noktaya değiniyor Çukurova gazetesi. Haberci gazetesi plan sadece müteahhitlerin önünü açıyor başlığını atıyor ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na değiniyor. Mersin'de 4 ilçe için revize edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları için Şehir Plancıları Odası Başkanı Gündüz'den plan sadece müteahhitlerin önünü açıyor uyarısı ve eleştirisi geldi diyor Haberci gazetesi. Diğer gazetelerde de bu konu gündemdeki yerini koruyor. Diğer bir gazetemize geldiğimizde Güney gazetesi Akdeniz Forumu başlıyor diyor ve bugün başlayan Akdeniz Ekonomi Forumu'nun ayrıntılarına yer veriyor. Mersin'in tanınmış iş adamlarından ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mahmut Arslan'ın değerlendirmeleriyle konuyu özetliyor Güney gazetesi. Akdeniz gazetesi at gözlüğüyle bakmayın başlığını atıyor. Sayın Kocamaz'ın açıklamalarına yer veriyor. Şimdi efendim biraz büyütelim gazeteyi, konu önemli. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili birçok sivil toplum kuruluşundan, meslek kuruluşlarından, vatandaşlardan eleştiriler geldi. Gelmeye de devam ediyor. Birazdan gazetelerde de göreceğiz. Tabii bu konuya yönelik Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden de bir cevap geldi. Sayın Kocamaz'dan bir açıklama geldi. Şöyle, Mimarlar Odası Başkanı Ömer Sakar'ın 1/5000 planla ilgili eleştirilerine tepki gösteren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri siyasetin dışında kalmalı. Siz ne yaparsanız yapın, olaya at gözlüğüyle bakan insanlara bunu beğendirme şansınız yok. Bir mimarlar odası düşünün ki elindeki imar planlarını incelemekten, değerlendirmekten ve orada olanları irdelemekten yoksun olsun. Mersin'in geleceğiyle ilgili ortaya bir vizyon koyamayanlar belediyeyi vizyonsuzlukla suçlamaya kalkarsa tabii Mersin bugünkü konumundan öteye bir adım dahi ilerleyemez değerlendirmesinde bulunuyor Sayın Kocamaz. Konu önemli efendim. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Diğer bir gazetemizde de yer alacak. İMC gazetesi de vatandaşların bu plana yönelik itirazlarına yer veriyor. Diyor ki 1/5000'lik imar planına itiraz için uzun kuyruklar oluştu diyor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planı'na itirazlar devam ediyor. Mimarlar Odası'ndan sonra belediye binası önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yanlarında bulundurdukları arsa tapusu ve ruhsatlı evle ev ruhsatlarıyla bahçelerinin yıkılmasına karşı, evlerinin ve bahçelerinin yıkılmasına karşı itirazda bulundular. İtiraz sayısı 5000'i geçtiği söyleniyor diyor İMC gazetesi. Vatandaşların da Nazım İmar Planı'na itiraz dilekçelerini Büyükşehir Belediyesi'ne vermelerine değiniyor ayrıntılı bir şekilde. Ve ilçe gazetelerine geldiğimizde Mut'tan Haber gazetesi diyor ki Mut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Vali Su Başkanlığı'nda toplandı. Evet, Mut da Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planlarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını biliyoruz. Bu konuyu hatırlatıyor Sayın Vali ve sanayi bölgesinin bir an önce faaliyete geçebilmesi için yapılan çalışmaların ayrıntısına yer veriyor gazete.
Bozyazı gazetesi Anamur'da uyuşturucu operasyonu başlığını atıyor değerli seyirciler. Bozyazı gazetesi diyor ki Anamur Emniyet Müdürlüğü sabaha karşı 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Anamur'da 13 kişi gözaltına alındı. 1 adet 9 mm tabanca, tabancaya ait mermiler ve uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparatlar ele geçirildi diyor Bozyazı. Tarsus Yeni Doğuş gazetesi ise diyor ki Bağkur prim borcu olan esnafa müjdeli haber geldi. Verilecek olan kredi çok önemli diyor Esnaf ve Sanatkarlar Odası Tarsus Başkanı Mahmut Şahin'in açıklaması yer alıyor gazetede. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Tarsus İlçe Başkanı'ndan AK Parti Tarsus İlçe Başkanı'na yönelik eleştiriler de yer alıyor gazetede. Ve geldiğimiz yer gazetelerin, yerel gazetelerin sonu değerli seyirciler. Şimdi birazdan tekrar birlikte olacağız ama ülke gündemiyle ilgili son dakika gelişmeleri var mı? Mersin'le ilgili son dakika gelişmeleri var mı diye bakayım. Sonra beraberiz. Olabilir o hırsla. Çünkü benimle yarışıyor. Kolay değil. Beni yenmiş. Adam tabii sevinecek. İstediği kadar özür dilesin. Hani dediğim gibi gitsin ağzıyla kuş tutsun ve bu dakikadan sonra İbrahim abiyle doğru dürüst konuşma. Omzumun kırılacağını bilsem onunla yarışırım. Bütün dualarınızı gerçekleştireceğim. İbrahim abiyi de o pistte gömeceğim. Intermersin.com sitemize bakalım değerli seyirciler ve sitemizde Mersin ile ilgili bütün gelişmelere ayrıntılarıyla yer veriliyor. 7/24 sitemize bakabilirsiniz. Tüm ayrıntılar en yalın haliyle size aktarılıyor. Ayrıca intermersin.com sitesi aracılığıyla da Tepe Medya Grup yayın organlarının sosyal medya hesaplarına, canlı yayınlarına ve arşivlerine de çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Diyelim bugün de içer gündemini burada noktalayalım. Biz de kalın, hoşça kalın. Thank you.